Çünkü bu derde bir çaren yok. Bu soruya bir cevabın yok henüz. Benim ya, benim. Bir şey yok. Buyur sen, buyur. Çok yakışıklı oldun ha. Sağ ol. Bir şey eksik sanki. Ne gibi abi? Abi, sen vallahi delisin ha. Günaydın yeğen. Ben duymadan bir sen yaklaşıyorsun bu kadar. Duydun ya. Duydun. Uykudayken dostu düşmanı daha iyi ayırıyorsun yeğen. Konuşalım mı? Niye buradasın dayı? Niye mi buradayım? Hava güzel, yaz geldi, güneş var. Kemiklerimiz ısınsın biraz değil mi? Sonra belki sen bir şeyler söylersin de ben de dinlerim. Yani. Sen bir şeyler söylersen ben de dinlerim dayı. Gitmedi biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen, bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur, ya kaçar ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Bunlar da öyle mi? Kafesteki hayvanlar. Yeğen, bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki, bir aslan bakıcısını yedi. Adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adamı. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil'i yerim diye mi korktun? Yani senin gibi adamlar, yani vahşi adamlar kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın, bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın, hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar.
akıl sormaya hazır olsunlar. Uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Ramiz dayı. Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı, ben seni benimle aynı kafeste zannediyorum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim, yoldaşım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için. Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam ya. Yap ne yapacaksın? Cevapla. Ne istiyorsun? Niye kullanıyorsun beni söyle. Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala iplerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle. Seni bırakmam ya. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostunum. Ben senin tek dostunum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Dur biraz, dur. Ömer. Ömer. Ömer oğlum. Anlatacağım. Anlatacağım, gel. Selim. En afacanları buydu. Masanın üstüne çıkar, düz duvara tırmanırdı, kafayı gözü yarardı. Sonra da gülerdi. Kahkahalarla gülerdi. Kahkahası hala kulaklarımda. Beni en çok o severdi. Uğur. Daha 5 yaşındaydı, elinde bir kitap, odanın içinde 4 dönerdi. Artık okur muydu? Okur gibi mi yapardı? Hala bilmiyorum. Bir gün geldi bana. Baba, ne var oğlum? Baba, ben senin gibi olmayacağım. Peki ne olacaksın oğlum? Nasıl olacaksın? Baba, ben doktor olacağım. Ali Temel. En asi olanı buydu. Anasına benzerdi biraz. Çok çabuk kızardı. Bir gün bana kızdı, odaya girdi. 3 gün çıkmadı. Yani biz öyle zannettik. Meğer pencereden girip çıkarmış her gele. Sana da benziyormuş. Öyle. 12 yaşındaydı. Bir gün dedim ki, oğlum benim halimi biliyorsun değil mi? Ha? Benimle olacak mısın? Cevap vermedi. Sabah arabanın içindeydi. Bu. Sen öldürmedin. Tabii ki sen öldürmedin onları. Kim? Bu adam yeğen benim en iyi arkadaşımdı. Şimdi en azılı hasmım benim.
benim üç oğlumu öldürdü. Şimdi de kızımın peşinde. Niye? Niye dayı? Şu kadarını biliyorum. Aşk insana her şeyi yaptırır. Peki beni niye seçtin? Ben bu işin neresindeyim? Benden ne istiyorsun? Senden iki şey istiyorum yani. Bir, sana uzattığım eli reddetme. İki, ne yaparsan yap, bana faydan olsun istiyorsan eğer, beni takip etme. Nereye takip etmeyi? Gideceğim yere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz de gelirsen memnun oluruz dayı. Hay hay. Geç bile kaldınız. Beyefendi kalsın. Tamam. Onu bir konuşalım sen de biz. Ezel. Yolumuz burada ayrılıyor. Bunlara mı bırakacağım seni şimdi? Evet, ben öyle istiyorum. Benim için mühim olanı yapmaya gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Mağara gitmem gerek. Eyşan da gördü beni. Fena kırdım kızı. Düzeltemedim de. Ama bir taraftan da biliyorsun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum dayı. Bu sorunun cevabı gayet açık yani. Ben sana kaç defa söyledim içindeki Ömer'i öldür diye. Öldürebildin mi? Yaraladım. Ama ölmüyor olacak. Niye öldüremedin? Niye? Bugün onu dinle diye. Bugün onun yapacağını yap diye. Bugün Ömer ne yapardı biliyor musun yeğen? Hadi, hadi kal sağlıcakla. Takip mi ediyoruz? Bağıra gidiyoruz. Ne yapacaksın? En başından beri yapmam gerekeni. Tevfik, nedir durum? Geldim abi, evin önündeyim. Ali, gün fena bu sabah. Bir gece ne olduysa, bütün adamları topladı, kuş uçurtmuyor bize. İyi, geliyorum. Hızla. Yani çok yakında bir gün birisi çakacak bir kibrit, ortalık yangın yerine dönecek ha. Hep oradayız be dayı. Hep o uçurumun ucunda değil miyiz? E ne değişti? Mesele o değil ya. Mesele şu ki rüzgar değişti. Annene söyledin tamam. Ama bahar başka. Bahar bir konuşursa. Senin söylediklerini onlar bir öğrenirse, öğrenmek bir yana, şüphe ederlerse yanarsın diye. Yanarsın. Biraz daha yolu vardı. Yani ben 50 yıldır kokladım bu havayı. Öyle kaçtım uzağa, anladın mı? Öyle girdim savaşa. Öyle kaldım hayatta. Sen bu defa beni dinlesen iyi olur. Savaşacaksak savaşalım ne ala. Ama önce baharı o savaşın ortasından almam lazım. Yeğen, kan dökülecek iki taraftan. Birileri var, birileri bizim canımızı acıtacak. Emir vermezsen eğer oyuna katılacaklar, dengeler bozulacak, alt edecekler bizi.
bitmedi, bitmedi. Bitmedi. Al her şeylerini, al öcünü, git buradan. Yoksa çok geç olacak. Sen çocuk, sana söylemiştim ha? Zamanı gelecek diye. Zamanı geldi işte. Al silahını Ali'ye. Yıllar önce gencecik bir çocuktun değil mi? Sana dedim ki inan, inan kendine, alacaksın intikam. Şimdi diyorum ki sana, tehlikedesin. İlk sen saldırmazsan alamazsın intikamını. Hadi bakalım. Çay buraya. Bir de söyle. Arkadaşlar, dayı yalnız konuşacak. Dayı. He. Bu mudur senin yalnız gelme? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini, git buralardan. Biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Bunun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. Sen beni az evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de mezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. Doğrudur kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk. Yastığa kafayı vuruyorduk. Hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. O anlıyordu benim halden. Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma. Size karşı. Gülerler lan. Yani ben çok akıllı değilim de o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz
beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğru. Yani delilik de güzel de. Ve bir noktada yani bir durmak gerek. Ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğru. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum. Tevfiyi de vermiyorum. Anlaşma da yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. Seni ilk gördüğüm gün. Ne dedin? Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedi. Odur o zaman dayı. Ölümüne. Kadar gidecek işin. Yaşıyor mu Tevfik? Yaşıyor, dur. Ama bu işin sonu belli. Neredeler dayı, bulabilir misin? O kolay ye. Bekliyor bizi. Hazırlık yapmıştır. Adam toplamıştır. Dayı, gerekirse tek başıma girer çıkarırım adamı. Saçmalama ye, bu işin şakası yok. Böyle çata pata olmaz bu iş. Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Bak Ezel, duydun mu beni? Yarın sabaha kadar bekleyeceksin, tamam mı? Tamam.